Buyurun efendim. Teşekkür ederiz. Sizin bu okula gelmeniz ne kadar iyi oldu. Geçen sene rehberlik derslerine hep biz girdik. Ama o kadar yetersizdik ki birçok şeyi öğrencilerle beraber öğrendim. Ne kadar açık sözlüsünüz. Biliyor musunuz ben de girdim rehberlik dersine. Ama hiçbir zaman rehberlik öğretmeni gibi olmuyor tabii. Maşallah pek de gençmişsiniz. Ama dikkat edin, şimdiki gençler çok yırtık. Gençsiniz diye sizi kale almayabilirler. Yok, ben zamanla öğrencilerle iyi iletişim kuracağıma inanıyorum. Bahar öğretmenim, son tahlilde bu okulda dikkat etmeniz gereken en önemli şey... Evet, nedir? Hakikaten. Evet, dikkat etmeniz gereken en önemli şey... Evet, sizi dinliyorum. Siz beni dinliyorsunuz da sadece siz değil. Başka dışarıdan beni dinlemeye çalışan meraklılar da var. Olur, tamam. Çıktık. Zaten buraya öğretmenlerin masası değil, fiskos masası koymak lazım. Fiskos! En çok dikkat etmeniz gereken şey... Müdür Ahmet Bey ve yalakalarıdır son tahlilde. Bence Bahar öğretmenin bir bayan öğretmen olarak dikkat etmesi gereken en önemli şey... Erkeklerdir. Ne alakası var? Sanki Müdür Amil Bey ameliyatta kadın olsa sorun sona mı erecek? Ameliyatta kadın mı? İnna sabirin. Tövbe de yahu. O ne biçim laf öyle? Aa, Afet Hanım. Sizinki geliyor. Tekin Bey. Aa, niye benimki olsun? Ne münasebet? Biz sadece iki eski dostuz. O kadar. Ama kızım, bu adamdan stajyer koca bile olmaz. Artı evliliği de beleşe getirmeye çalışıyor. Anne tamam. Artık bu konuyu evde yalnızken konuşuruz. Ben karışmam vallahi. Parayı veren düdüğü çalar. Ben düdük değilim anne. Sana düdüksün diyen oldu mu? Ama düdük gibi de evlenemezsin herhalde. Ne oldu hanımefendi? Kim sizi böyle sinirlendirdi? Aman boş verin ayol. Herkese merhaba. Merhaba. Arkadaşlar, bahçedeki koyunların farkında mısınız? Bu eğitim sisteminin Einstein yetiştirecek hali yok ya. Bu koyunlar gerçek ama. Amil Bey de bir gerçek. Az önce sordum, kapıyı açık bulmuşlar, içeriye girmişler. Ne yapsaydım, boğazımı dökseydim dedi. Başarılı bir yıl olsun arkadaşlar. Hepimize. İzninle anneciğim, benim de derse girmem gerekiyor. Gir kızım, gir. Ben de senin düğün hazırlıklarını tamamlayayım. İyiyim de biraz canım sıkıldı. Belli, farkındayım. Yoksa sen okulun ilk açıldığı gün coşkudan yerinde duramazsın. Hele hava böyle güzelse. Ne oldu söyle bana? Metin'le karşılar. Nerede? Bu sabah bahçede Rüya ile birlikte gittiler. Beni görmezlikten gelerek. Çok üzüldüm. Ben de. Yalnız bak, sana çok güzel bir haberim var. Rüya okula devam ediyor, hem de burada. Sahi mi? Çok sevindim. Çok vakit kaybetti o çocuk. Merak etme. El ele verirsek o kaybettiği zamanı telafi edebiliriz biz. Kardeşimle kaybettiğimiz zamanı da telafi edebilecek miyiz artık? Tabii ki, göreceksin. Zaman içinde yaralar sarılacak, her şey düzelecektir. Keşke ben de senin gibi emin olabilsem. Emin ol. Çünkü Metin Bey için de yeni bir dönem başladı. Karısı onun moralini düzeltecektir. Karısı mı? Tabii, senin haberin yok. Metin Bey evlendi, Bodrum'dan evlenerek geldi. Kiminle? Tanımıyorum yani, daha doğrusu tanıştık ama benden pek hoşlanmadı galiba. Neyse, aman o mutlu olsun da. Mutlu olacağından emin misin? Olur. Baksana canım, bir anlık bir öfkeyle evleniver. Belki de aşık oldu, ne biliyorsun. Yok, o mutlu olacaktır, göreceksin. Umarım. Kardeşim çoktan mutluluğu hak etti. Bak derler ya, kardeş kardeşi dağ başından atmış, yar başında tutmuş. Derler ya, kardeşim olsun, kanlım olsun. Kardeş kardeşin kanına muhtaç. Kardeş kardeşi bıçaklamış. Dönmüş yine kucaklamış. Siz önüne
görebildiniz mi Kadriye Hanım bu koyunların okulun bahçesinde ne işi olduğunu? Ay, maalesef. Menna'nın olabilir ama. Çünkü koyunlarla o ilgileniyor. Zannetmem. Menna'nın bir emekçi maaşıyla değil koyun kıyma bile alamaz. Vallahi rehber öğretmen olarak ben okulda evcil hayvanların bulunmasını zararlı değil, hatta yararlı buluyorum. Merakımı mahzur görün hanımefendi. Rahatsız ediyorum ama bu düğün dernek lisesini kimin için hazırlıyorsunuz acaba son tahlilde? Kızım için. Ama aynı şeyler benim için de geçerli. Artı ben de en az kızım kadar kendimi bunlara layık buluyorum. Olur mu? Siz daha iyilerine layıksınız bence. Çırağan Sarayı ha? Çırağan Sarayı düğün için çok yerinde bir seçim. Stratejik bir karar. Hem orada eğlenirken boğazdan gelip geçen emperyalist savaş gemilerine taş atılabilir. Köy okullarında ders verdiğimiz günleri anımsadım. Orada da böyle koyunlar, tezekler arasında ders verdik. Ama burası İstanbul'un göbeği. Tekin Bey, okuldaki öğrencilerle ilgili bazı istatistiki bilgiler gerekli bana. Acaba yardımcı olabilir misiniz? Tabii, neden olmasın? Tekin Bey de bu okulda daha çok yeni. Size çok yardımcı olabileceğini zannetmiyorum. Yok canım, yardımcı olabilirim. En azından kendi sınıfımdan bilgiler veririm size. Çok sevinirim. Rica ederim. Böyle birbirimize yardımcı olursak öğrencilere de örnek oluruz. Değil mi?